fler chickmayer. Öra mi, eyla mi, istiyorsan haydi gel. Çünkü dostların özel. Ali, ata bak. Çevre haftası. Çevremizi temiz tutalım. Yerlere çöp atmayalım. İki A. Okulumuzu tanıyalım. Of, yine aynı yazılar. Hiçbir şey değişmemiş. Her yerdeki yazılar aynı. Hepsini ezberledim. Hani okumayı öğrenince hayatım değişecekti? Of! Ceviz hasta olduğu için yarınki tiyatro oyununa katılamayacak. Bu gerçekten kötü oldu. Evet. Kısa ama çok önemli bir rolü vardı. Of! Yerine birini bulmamız lazım. Bana ne dersin Nane? Ah, bu kırmızı elma gibi. Kızarıyor göklerin rengi. Bir eriğim de yok ki. Harikasın Biber. Of Biber, şimdi şakanın sırası mı? Erik nereden çıktı şimdi? Aklıma eski tiyatro oyunumuz geldi. Ne güzel oynamıştık. Evet Biber, ama yarına bir tiyatro oyunumuz var. Ve hala bir oyuncumuz yok. Sen de pek yardımcı olmuyorsun. Ne? Şu fasulye değil mi? Ne yapıyor öyle tek başına? Morali bozuk gibi. Hadi gidip bakalım. Pişt, fasulye, sen iyi misin? Canım sıkkın. Bir haftadır her şeyi okuyabiliyorum. Ha? Bunun için mi üzülüyorsun? Sen de iyice garipleştin. Al elmayı. Hem bak ne güzel kırmızı elma. Bunu da kimseye yapmam ona göre. Teşekkür ederim Biber abi. Ama ben gerçekten çok sıkıldım bu durumdan. Ne oluyor fasulye? Hiçbir şey anlamıyorum. İnsan okumayı öğrendiği için üzülür mü? Ben ne kadar sevinmiştim. Herkes okumayı öğrenince hayatıma çok değişeceğini söylüyordu Nane abla. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Değişti fasulye. Ama sen daha bunun farkında değilsin. Mesela artık kitap okuyabileceksin. İstediğin gibi deneyi yapabileceksin. Ha? Nasıl yani? Tabii. Mesela ben okumayı öğrenmeden önce... Ablamın okuluna geldik. Bunlar da ne? Acaba bununla bunu karıştırırsam ne olur? Yok yok, bu kırmızı renkli olanla karıştırayım. Keşke ablam burada olsaydı. O bana ne olduklarını anlatırdı. Ha? Mavi. Bence aradığım şey bu. Umarım bu sefer başarırım. Of, yine mi yanlış oldu? Bir türlü doğru karışımı bulamıyorum. Keşke okumayı bilsem. Sen küçükken de mi laboratuvara geliyordun Mandalina abla? Evet fasulye. Ablamla birlikte gidiyorduk bazen. Ama o zaman bütün deneylerim başarısız oluyordu. Fakat şimdi okumayı biliyorum. O yüzden artık doğru karışımı yapabiliyorum. Okumanın bu kadar işe yarayacağını hiç düşünmezdim. O da bir şey mi? Ha? Sen asıl beni dinle fasulye. Bir gün Biber'le bisiklet sürüyorduk. Buranın bisiklet yolu olduğundan emin misin Biber? Sanki yolumuzu kaybettik. Sen bana güven Limon. Nereye gittiğimizi çok iyi biliyorum. Ama Biber, etrafta kimseyi göremiyorum. Merak etme Limon. Burası bizim eve giden en kestirme yol. Bak,
İleride tabela var. Ha? Bisiklet resmi var. Altında da bir yazı var. Acaba ne yazıyor? Ne yazacak? Buradan gidin yazıyordur. Hem bisiklet işareti var işte Limon. Buradan gidiyoruz. Emin misin Biber? Güven bana. Hadi gidelim. En fazla ne olabilir ki? Biber, bu yol nereye çıkıyor? Galiba yolu değiştirmişler. İnsan bunu tabelaya yazar, öyle değil mi? Biber! Demek tabelada girilmez yazıyordu. Evet fasulye. Ama biz okumayı bilmediğimiz için o yoldan gitmeye devam ettik. Küçük bir aksilik işte. Her zaman olur böyle şeyler. Peki okumayı öğrenince hayatınızda başka ne değişti Limon abi? Dur Limon. Bu sefer ben anlatacağım. Bir gün limonlarla denize gitmiştik fasulye. Çok zevkliymiş Limon. Bence de çok güzel Biber. Ama artık dönsek mi? Ne dersin? Kıyıdan çok açıldık. Biraz daha yapalım Biber, bir şey olmaz. Denizin kenarında kanoların durduğu yerde tabela vardı. Acaba orada ne yazıyordu? Ne yazacak? Kanoları buraya bırakın yazıyordur herhalde. Hı? Kanocular dikkat! Öğle saatlerinde güneşten korunmak için mutlaka şapka takın. Of, yüzüm yanmaya başladı Limon. Korkma Biber, bir şey olmaz. Of, Limon çok acıyor. Ay, ben dönelim demiştim sana. Demek bütün suratınız yandı Biber abi. Evet fasulye, bütün hafta yüzümüz kıpkırmızı dolaştık. Ama sana çok yakışmıştı Biber. Limon. Demek okumayı öğrendiğiniz için hayatınızda bir sürü şey değişti. Seninkinin de değişmesini ister misin fasulye? Hı-hı. Evet Nane abla, her şeyden çok istiyorum. Peki okuduğun bir şeyi ezberleyebilir misin? Üstelik çok da uzun değil. Evet Nane abla, hemen ezberlerim. Ne oluyor? Benim kafam karıştı. Bu yarın oynayacağımız oyun fasulye. Ceviz hasta olduğu için gelemiyor. Onun rolünü oynayacak bir kişiye ihtiyacımız var. Bu işi sen yapabilir misin? Ne? Tiyatro mu? Yaşasın! Yaparım Nane abla, yaparım. Bana güvenebilirsiniz. Dur, sakin ol fasulye. Yaşasın, tiyatro oynayacağım. Tiyatro oynayacağım. Tiyatro oynayacağım. Sakin ol fasulye, düşeceksin. Sen hiç merak etme Nane abla. Tiyatro oynayacağım ben. Dikkatli olurum. Yaşasın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok mutluyum. Bugün okumayı öğrendim. Bütün arkadaşlarım ve öğretmenim beni tebrik etti. Üstelik Nane abla da beni tiyatro kulübüne aldı. Hem de bir kereliğine değil. Biliyor musunuz? Artık ben de tiyatro kulübünün bir üyesiyim. Bakın bu da rozetim. Nane abla çok iyi bir tiyatro oyuncusu olduğumu söyledi. Çok yetenekliymişim. Şimdilik bu kadar. Sonra görüşürüz.